Merhaba, iyi haftalar. Spor'un not defteriyle karşınızdayız. Önce düne dönelim. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Trabzonspor'u konuk etti. Sarı Kırmızılılar karşılaşmayı 3-1 kazanarak lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Galatasaray 21. dakikada Cagne'nin penaltı golüyle öne geçti. Trabzonspor bu gole 30. dakikada Rodayega ile yanıt verdi. İlk yarının sonucunu Belanda belirledi. Sarı Kırmızılılar Faslı Yıldız'ın 44. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Ev sahibi Galatasaray 51. dakikada Belanda ile bir gol daha buldu. Kalan bölümde iki takımın çabası skoru değiştirmedi. Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrılıp lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası hakem kararları ile ilgili soruyu yanıtladı. Tecrübeli teknik adam 10 maç ceza aldığı sürece gönderme yaparak hakemler de insan, hata yapabilirler dedi. Hakemler de insandır, hata yapabilirler yani. Öyle bakmak lazım olaya. Ben 10 maç ceza yerken hatta ya bari Şalke'ye de bir başarılar faksi gönderselerdi derken 3 maç yedim. Diğerinden 7 maç yedim, 10 maç. Hakemler de insandır, onlar da hata yapabilirler. Ayrıca tabii ben kendi takımımla ilgiliyim. Bugünkü bizim oyunumuzun, oynadığımız futbolun, girdiğimiz pozisyonların hakkını vermek lazım. Yoksa haksızlık olur bize. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Galatasaray maçındaki hakem kararları ile ilgili konuştu. Karaman lehlerine verilmesi gereken penaltının neden verilmediğini anlayamadığını söyledi. Ben saha içerisindeki ekrandan gördüm pozisyonu. Ve o kadar rahat döndüm ki, çünkü çok bariz. Ben gördüm oradan yani ekrandan. İşte bazen biz görüyoruz, görülmüyor. Demek ki bizim bakış açımızda bir yanlışlık var. Biz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ben hocamı maçtan sonra eleştirmedim. Herhangi bir şey söylemedim. Sadece tebrik ettim. Ben de soyunma odasında pozisyonlara baktım. Özellikle verdiği penaltı pozisyonuna baktım. Vermediği penaltı pozisyonuna baktım ki vermediği penaltı pozisyonunu saha içerisindeki ekrandan da görmüştüm ki gördükten sonra çok rahat bir şekilde penaltı ve penaltı sonrasını ben hesap ediyor boyuttaydım ama döndü, devam ettirdi. Sonuçta karar merceği oydu. Düdük ondaydı. İşte biz adalet tesis etmesini bekledik. Umuyorum ki kendi yüreğinde, kendi vicdanında doğru hamleler yapmıştır. Belki hatası olmuşsa da makul ve masum bir hatadır diye düşünelim, öyle değerlendirelim. Başka türlü çünkü birçok şey söylemeyi belki düşünüyorum, belki geliyor, dolandırıyorum ama ses etmiyorum. Şu an susmayı çok daha uygun görüyorum. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu Galatasaray'a 3-1 yenildikleri karşılaşma sonrası hakem kararlarına tepkiliydi. Ağoğlu maçın hakeminin sonuca doğrudan etki ettiğini savunurken sert ifadeler kullandı. 1915 yılında Trabzon Lisesi bütün öğrencilerini Çanakkale'ye vatanı savunmaya gönderdi. Ve o lisenin öğrencileri, daha doğrusu o lise 2 sene hiç mezun vermedi. Emperyalist kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti. Değişen bir şey yok. Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin, Trabzon gençlerinin, Trabzon spor takımının farklı bir şekilde katledilişini izledik. Dış müdahalelere ve bu 17-18 yaşındaki çocukları bundan 105 sene önce Çanakkale'de katledildikleri gibi katletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ya şu İstiklal Marşı'nı maçlardan önce hiç okutmayalım ya da İstiklal Marşı'nı okuyan 17-18 yaşında hala yarısından fazlası Trabzon'da lisede öğrenci olan bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım. Müsaade edin, oyun oynansın ve oyunun neticesi oynanarak tecelli etsin. Buna bir şekilde müdahil olursanız bu 17-18 yaşındaki çocukların ve aynı ruhla mücadele eden oyuncuların
hakkı, vebali hiçbir şekilde ödenemez. Bedeli çok ağırdır. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray-Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen'e göre sonucu etkileyebilecek iki kritik hata vardı. Galatasaray'ın taraftarına, teknik direktörüne ve oyuncularına özellikle bölüm bölümde oynasa 20'şer dakikadan ortalama bir 60 dakika iyi futbol oynadı. Pozisyonlara da girdi onlara. Trabzonspor gibi büyük bir kulübün, büyük bir formanın, önemli bir teknik direktörün ve çok eskine rağmen oyuncuların ve şehrine bizi izleyenleri de maalesef maçın önüne geçerek bir hakem bu kadar pozitif geçen, goller güzel, oyun güzel, Galatasaray adına taraftar güzel. Sana ne hakem, niye bozmaya çalışıyorsun be kardeşim? Niye MHK'ye de zor durumda bakıyorsun? Ben gördüm görmedim, benim görmem önemli değil. Çünkü orta hakem ve benim gibi televizyonla hatta daha iyi teknoloji şartlarıyla izleyen arkadaşımız gördüğü için de ben bu konuda yorum yapamam. Daha sonra Trabzon forması başladı oynamaya derken nefis bir Rodrygo golü, alkışlanacak bir gol. 1-1 yine Galatasaray hücum üstünlüğünü öne geçirip bir şut, iki şut muhtemelen parantez genç bir kaleci vurun dedi. 2001 doğumlu oyuncudan bahsediyor kaleciden. Aferin kardeşimize yani Allah devamını getirsin. Yani Ünal Hoca'ya da ayrıca da bravo. İkinci yarıda Galatasaray yine iyi başladı. İyi oynayan Belhanda bir gol daha yaptı. Direğe çarpıp giren bir top daha vardı. Becerili bir gol yaptı. 3-1 yaptı. Trabzon dedi ki benim kaybedecek bir şeyim yok. Galatasaray takımı da ya 3-1 iyi skor. Perşembe'de maçım var. Biraz daha kontrol edeyim derken bir pozisyon oldu. Markao'nun pozisyonu oldu. İstem evet. Dışı da olsa Trabzonsporlu Ekuban'ı ayağına bastı. Ümit Hoca bunu göremeyebilir. Çünkü basmadır o. Hani fakat tecrübeli bir hakem olduğu için ne diyorum ilk penaltı için Bülent Yıldırım muhakkak bir şey görmüştür diyorum. Orada tutuyorum. Hani saygısızlık yapmak istemiyorum. Bülent Hoca da çağırmasının sebebi nasıl ilk yarıda penaltıda çağırmadı, doğru gördün dedi. Çağırdı, yanlış gördün hocam bak gel sen buraya dedi bir. O da gitti. Benim gözlerim 3'e yakın oldu şimdi. Yakın mı? Yakınım. Gözlüksüz gördüm. Bu arada biraz daha geri döneyim. Maç 11'e 10 başlaması lazım ikinci yarıda. Çünkü Cagne ikinci sarıdan atılmalıydı. Bu kadar basit. İkinci yarı Galatasaray-Trabzon maçı 11-10 oynanacakken 11-11 oynandı hakem hatasından. 3-1 iken oyuna ortak olacakken penaltıyı vermedi. Şimdi iki tane kritik oyunu ve maçın gidişatını etkileyecek kararlar var. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler kameraların karşısına geçmeye hazırlanıyor. Gündem sistematik hakem hataları diye açıklandı. Açıklamada özellikle sezonun ikinci yarısı itibariyle takımımızın oynadığı maçlarda üst üste tekrar eden sistematik hakem hataları ile ilgili bir basın toplantısı düzenlenecek bir ifadeleri yer aldı. 14 Şubat Perşembe günü saat 12'de Ülker Stadı'nda gerçekleşecek toplantıya kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı bildirildi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica Portekiz Ligi'nde adeta gövde gösterisi yaptı. Kırmızı beyazlılar Nacional karşısında 90 dakikaya tam 10 gol sığdırdı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica Portekiz Ligi'nde Nacional'i konuk ediyor. Benfica hücumları sol kanat Seferovic içeri çevirdi. Grimaldo karşı karşıya skor 1-0. Alejandro Grimaldo ile öne geçiyor. Daha dakika bir. Hızlı başladı mücadeleye Benfica. Nacional çıkmaya çalışıyor. Ön alanda baskı. Felix derinlemesine bir pas. Seferovic karşı karşıya. Seferovic skor 2-0. Joao Felix topu kaptı. Ardından da Seferovic karşı karşıya kalınca affetmiyor. Sağ kanattan yükleniyor bu sefer. Benfica Almeida arka direğe yine Seferovic. Skor 3-0. Thank you.
27 dakikada 3 golü buldu. Pizzi duran top fırsatı Benfica için. Kafa vuruşu João Félix. 4. gol Benfica adına. İkinci yarıda gol yağmuru devam ediyor. Derinlemesine bir pas. Bu pozisyonda penaltı kararı. Pizzi yerde kaldı. Ve penaltıyı kullanmak için topun başında Pizzi. Pizzi ve top ağlarda. Skor 5-0. Yine bir duran top fırsatı. Pizzi ortaladı. Kafa vuruşu Ferreira. 6-0'a getiriyor. Francisco Reis Ferreira. Yine duran top. Karambol anı. Bir kafa daha. Ruben Dias. Skor 7-0. Durmak bilmiyor golleri Benfica'nın. Jonas. Free kick'ten. 8. golü kaydediyor. Top kaybı geldi Nacional'den. Pizzi ortaya çıkarttı. Rafa Silva 9-0. Maçta artık son anlar. Jonas ceza sahası girişinde. Jonas yerden ve skor 10-0. Benfica 10, Nacional 0. Premier Lig'de haftanın maçı Manchester City ile Chelsea arasındaydı. 90 dakika sonunda sıra dışı bir skor vardı. City rakibine tam yarım düzine gol attı. Premier Lig'de zirve yarışında Manchester City, bir başka dev takım Chelsea'yi konuk ediyor. Sergio Aguero görüntüde. Maurizio Sarri son dönemlerde sıkıntılı anlar yaşıyor. Chelsea'nin başında. City hücumda, arka deliğe çevrilen top, Sterling topu ağlara gönderdi. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne'ün pasında hareketlendi. Savunmadan seken top, Raheem Sterling. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Erken öne geçiyor Manchester City, Aguero, Zinchenko. Rakibinden sıyrıldı Zinchenko. Aguero. Aguero ceza sahası dışından müthiş bir gol. Arjantinli golcü muhteşem bir gole imza attı. Bir kez daha izliyoruz. Bu açıdan çok daha net. Tam köşeye gitmiş. Aguero'nun bu şutu. Kevin De Bruyne. Duran topu kullandı. İçeri indirilen top, savunma uzaklaştırmayı denedi. Zinchenko sıyrıldı rakibinden. Zinchenko topu havalandırdı. Savunma yine uzaklaştırmayı deniyor. Bir hata, Aguero iyi takip etti ve skor 3-0. Çok kritik bir hata Chelsea savunmasında. 19. dakika. City Chelsea karşısında 3-0 önde. Bir kez daha izliyoruz burada. İyi takip etmiş Sergio Aguero. Ataklarına devam ediyor Manchester City. Aguero. Sterling ceza sahası girişinde. Sterling yerden. Aguero savunmadan sekti. İlkay'ın vuruşu yerden köşeye gitti. 4-0. Manchester City çok rahat. Chelsea karşısında ilk yarıda 4 gol buldu ev sahibi takım. Farklı açılardan izliyoruz İlkay'ın bu golünü. İkinci devredeyiz. Sol kanat Sterling. Rakibini karşısına aldı. Raheem Sterling yerde kalıyor. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Tereddütsüz penaltıyı işaret ediyor. Bir kez daha izliyoruz bu pozisyonu. Mike Dean penaltıya hükmetti. Aguero topun başında. Aguero skor 5-0. Üçüncü golünü kaydediyor bu mücadelede Sergio Aguero. Kepa ters köşeye gitmiş bu penaltı vuruşunda.
Çok güzel çalımlar Gabriel Jesus'tan. Ceza sahasına girdi. Gabriel Jesus ortaya doğru çıkarttı. Bernardo Silva. Zinchenko. Son çizgi. Yerden orta. Raheem Sterling. Skoru tayin ediyor. 6-0. Manchester City Chelsea'yi çok rahat mağlup ediyor. 1992'den beri Chelsea'nin aldığı en ağır mağlubiyet oluyor bu skor. İtalya'dan görüntüler var sırada. Juventus Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesi moral topladı. Cristiano Ronaldo'nun bir gol bir asistle oynadığı karşılaşmada siyah beyazlılar Sassuolo'yu 3-0 yendi. Serie A'da lider Juventus Sassuolo deplasmanında Cristiano Ronaldo görüntüye yansıdı. Serie A'nın en golcü futbolcusu Portekizli oyuncu Sassuolo atakları sert bir şut Locatelli'den. Szczesny bu pozisyonda başarılı. Baskı var. Sassuolo savunmasında hata. Sert bir şut. Seken top Sami Khedira. 1-0 öne geçiriyor Juventus'u deplasmanda. Sami Khedira Consigli'den seken top. Hedira'nın önünde kaldığı bir kez daha izliyoruz burada. Kritik hata Ronaldo topu kaptı. Ardından ceza sahası girişinde kaleyi yokladı. Consigli'nin kurtarışı Sami Khedira'ya bir gol pası oldu. Kafa vuruşu ikinci gol şansı Khedira için ama az farklı dışarı gönderiyor. Bu sefer kritik hata Szczesny'den. Yerden bir vuruş. Az farklı dışarıda kalecilerin hatalarını izliyoruz bu mücadelede. Köşe vuruşu Pjanic. Kafa Cristiano Ronaldo. Yine çok iyi yükseldi. Kafayla topu ağlara gönderiyor Cristiano Ronaldo. Kaleciden önce topa dokunmayı başarıyor Portekizli süperstar. Maçın sonlarına yaklaşıyoruz. Yerden pas. Emre Can'ın vuruşu direğe de çarparak ağlara gidiyor. Cristiano Ronaldo bu sefer gol pasını verdi. Juventus deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup ediyor. Bundesliga'da ise zirve takibindeki Bayern Münih Schalke'yi konuk etti. Bavyera ekibi lider Borussia Dortmund'un puan kaybıyla kapattığı haftayı galibiyetle geçti ve farkı 5 puana çıkardı, indirdi. Bundesliga'da Bayern Münih-Schalke mücadelesindeyiz. Schalke'de top kaybı tehlikeli olabilir. Lewandowski ceza sahasında ters bir vuruş. Bruma kendi kalesine gönderdi. Jeffrey Bruma üst üste hatalar Schalke savunmasında. Sağ kanattan. Ahmet Kutucu'nun golü. McKennie Ahmet Kutucu'yu hareketlendirdi. Ahmet de topu ağlara gönderiyor. Beraberliği yakalıyor Schalke. Bir top kaybı daha. Rodriguez, Lewandowski kaleciyle karşı karşıya. Robert Lewandowski. Çok rahat bir pozisyon. Tecrübeli golcü için. Sol kanattan yükleniyor. Kingsley Coman çekti topu. Son çizgi. Coman ortasını yaptı. Lewandowski röveş atar. Serge Gnabry topağlarda. Serge Gnabry'nin golü. Bayern Münih 3, Schalke 1. Ve son olarak günün öne çıkan 3 maçının oranlarını paylaşacağız. Ankara Gücü Kasımpaşa maçında ev sahibi galibiyetine 3, konuk takım galibiyetine 1.80, beraberliğe 3.20 oran verilmiş. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45 olarak belirlenmiş. Demir Grup Sivas Spor Akhisar Spor maçında ev sahibi galibiyetine 1.55, konuk takım galibiyetine 4, beraberliğe 3.25 oran verilmiş. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60 olarak belirlenmiş. Ve Wolverhampton Newcastle United maçında ev sahibi galibiyetine 1.50, konuk takım galibiyetine 4.70, beraberliğe 3.10 oran verilmiş. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95 olarak belirlenmiş. Sporun not defterini noktalıyoruz ama gün boyunca spordaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.